Herkese merhaba. Bugün sizlere tanıtmak istediğim kitap aslında eminim çoğunuzun ismini bir yerlerden bir şekilde duyduğunuz bir eser. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Özellikle bu kitabı seçtim çünkü Tanpınar'da Türk toplumunun içinde bulunduğu yozlaşmayı, bozulmayı, modernizme doğru giderken aslında pek çok şeyi yanlış anlayıp yanlış değerlendirdiği başlıkları ele almış eserinde. Üstelik Bence o huzurdan birkaç ışık yılı daha ileride bir kitap. Neden böyle düşünüyorum sorusuna ise açıkçası bir insanın eleştiride bulunması düz bir şekilde çok daha kolayken bunu ironiyle, alayla etrafınızdaki pek çok kişiyi, hayatınızdaki pek çok şeyi işin içerisine dahil ederek yapabilmek o kadar da kolay olmasa gerek. Tanpınar Nehir roman olarak kaleme aldığı huzur, sahnenin dışındakiler ve mahur besteden sonra yazar saatleri ayarlama enstitüsünü. Aslında başlangıçta bir tiyatro eseri olacağını planlamıştır. Üstelik öğrencisi Tatiana Moran'a bununla ilgili şöyle söyler. İzlediği bir şehir tiyatrosu piyesinden sonra Tatiana ile karşılaşır ve bugünlerde herkes piyes yazıyor. Bugün ben de bir oyun izledim, fena da değildi. Ama benim hiç tiyatro oyunum yok diyecektir öğrencisi Tatyana ona hocam o zaman siz de yazın deyince kalemi kağıdı eline alır Tanpınar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Çünkü oyuncuların girişleri çıkışları anlatmak istedikleri için tiyatro türü çok da uygun gelmemiştir kendisine. Birkaç gün sonra pes eder. Tanpınar da bunun üzerine Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü roman türünde yazacaktır. Bu olay belki bize çok büyük bir roman kazandırdı. Aslında Tanpınar'ın günlüklerine dönüp baktığımızda İnce Engün'ün in ve Zeynep Kerman'ın bir araya getirdikleri günlüklerinde kendisinin hayatından, yaşadığı toplumdan, istediği yere, istediği konuma gelememiş olmaktan, hayatına istediği şekli verememiş olmaktan hep müzdarip olduğunu, bundan dolayı sürekli şikayette bulunduğunu görüyoruz. Üstelik Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki ana karakteri Hayri İrdal'ın da benzer bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Toplumumuzda tanzimatla başlayan modernleşme sürecinin yarattığı sancıyı klasik bir anlatıyla yapabilmeniz çok daha kolay olsa gerek. Tampaların bu meziyeti Orhan Pamuk tarafından da çok takdir görmüş. Hatta onun destekleriyle Saatleri Ayarlama Enstitüsü İtalyanca'ya çevrilmiş ve pek çok baskı yapmış. Tanpınar'ın Nehir Roman serisinin dışında kalan bir eser olduğunu söylemiştik. Nehir Roman'ın ne olduğunu da biraz açıklayayım. Aslında Olaylar dizisinin birbiriyle ilgili olan insanlar üzerinden ilerletilmesi Nehir Roman. Yani şöyle düşünün, bir ailede kuzenler, akrabalar, pek çok insan var. Ve bu ailedeki bireylerin her biri başka bir kitapta karakter olarak karşınıza çıkıyor. Yani Tanpınar aslında aynı aileyi anlatıyor bize. Saatleri Ayarlama Enstitüsü bunun dışında kalmasıyla bence onun eserleri arasında daha özel bir yere sahip. Eski ile yeninin, doğu ile batının, felsefe ile hurafenin, dürüstlükle yalanın arasında sıkışıp kalmış insanların hikayesi Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Oysa Tanpınar'ın düşüncesine göre modernleşme böyle bir anda olmamalıydı. Değişerek yenilenen, yenilenirken değişen bir topluma ihtiyacımız vardı. Bu şekilde tepeden inmiş bir modernleşme toplumu da haliyle sakat bırakıyordu. Romandaki detaylara döndüğümüzde aslında ana karakter Hayri İrdal'ın dedesiyle başlıyor her şey Tanzimat döneminde. Dede oğluna bir cami yaptırmayı miras bırakıyor ve Oğula kalan bu miras, aslında Hayri İrdal'ın babasının da hayatını karartıyor. Dolayısıyla Hayri İrdal'ın hayatına da yansıyor. Tanzimatla birlikte başlayan modernleşme süreci toplumu ikiye bölüyor. Üstelik bu modernleşme sürecinin olgunlaşmamış oluşu, tepeden inme oluşu insanların bunu anlayamamalarına da sebep oluyor. Bu ikili süreç pek çok çatışmayı da beraberinde getiriyor. Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Doğu ile Batı arasındaki çatışmayı zaman kavramı üzerinden işler. Eser dört farklı bölümden oluşmaktadır ve dördü de tarihsel olarak farklı dönemlere denk gelmektedir. Birinci kısım Büyük Ümitler Tanzimat Öncesi Birinci Meşrutiyet dönemini kapsamaktadır. Küçük Hakikatler ve Sabaha Doğru bölümleri ikinci Meşrutiyet dönemine denk gelir. Kıraathane ise Tanzimat dönemi toplumun iki uygarlık arasında kaldığı ve yaşadığı bozulmayı ele alır. Her mevsimin bir sonu vardır da Cumhuriyet dönemi ele alınacaktır. Tanpınar'ın karakterlerini de ikiye ayırarak incelediğini söyleyebiliriz. Bir tarafta geleneğin olumlu özelliklerini üzerinde barındıran, dürüst, bilge, çalışkan Muhakit Nuri Efendi. Diğer tarafta ise geleneğin olumsuz ne kadar yönü varsa onları barındıran Seyit Lütfullah gibi. Aynı zamanda batıllaşmayı temsil eden karakter Halit Ayarcı. Ve hem modernizmin hem de geleneğin arasında sıkışıp kalmış adeta eşikteki isim, araftaki isim Hayri İrdal ise kitabın ana karakterlerinden. Eser belki bireyin hikayesini anlatıyor ama aslında birey üzerinden toplumun yaşadığı süreci dile getiriyor neden zaman kavramı merkeze konulmuş diye düşündüğümüzde ise benim aklıma aslında kişinin zamanı uyamaması, zamanın da topluma uymaması gibi paralellikler geliyor. Adeta değişen zamanla başa çıkamayan karakterler var eserde. Zaten Tanpınar'ın üzerinde Bergson ve Proust'un etkisinin ne kadar baskın olduğunu hemen herkes bilir. Şimdiki zaman hem geleceği hem geçmişi bir arada tutar ve Tanpınar da hepsini birlikte anlatır eserde. Kitapta öne çıkan dört tane saat var. Bunların birincisi mübarek adındaki. Mübarek adeta geleneğe sonuna kadar bağlı olan insanlar için eserin içerisinde sokulmuş. İkincisi ise masa saati yani layık saat. Saat başı daha popüler olan gündemdeki bir türküyle zamanın geçişini haber veriyor. Üstelik duvardan masaya inmiş olması da yeniliğe açık olduğunu, eskiden kopabileceğini gösteriyor. Üçüncüsü ise babasının koynundaki saat. O hem kıbleyi hem de pusula göreviyle yönü gösterir. Ama bir türlü ayar tutturamaz, sürekli bozulur. Bu aslında hem eskiyi hem yeniyi bir arada tutmaya çalışan ama bir türlü doğruyu bulamayan insanların sembolize etmektedir. Bu Alafranga ve Alaturka özelliklerin bir arada olması o saatin bir türlü hayatın içerisinde gerçek yeri bulamamasına yol açar. Dördüncü saat ise Muakit Nuri Efendi'nin muvaddel adını verdiği saattir. Tüm parçaları farklı bir yerden alınmış, adeta toplamayla bir araya getirilmiştir. Tanpınar bu saat için ne kadar da bize benziyor diyecektir. Peki neden saatleri ayarlama enstitüsü? aslında saatlerin çalışmamasını çok da umursamıyorlar. Ayarsız olmasını umursuyorlar çünkü onun sembolize ettiği şey daha farklı. Eser boyunca oğlu Ahmet ve Nuri Efendi'yi hicvin dışında tutar. Çünkü onlar aslında yaptıkları işleri düzgün bir şekilde ortaya koyan, gerçekten çalışan, bir hedefe bağlanmış ve onun için çaba gösteren gerçek karakterler yani doğru figürler, örnek alınacak figürler. Bu yüzden Tanpınar onları eleştirmez. Onları Hayri İrdal'a destek olabilmesi için eserin içerisinde koymuştur. Hayri İrdal'da içinde bulunduğu çıkmazın aslında farkında olmasına rağmen ne Ahmet'e ne de Nuri Efendi'ye dayanarak bir türlü kendini bu bataktan kurtarabilecektir. Özellikle oğul Ahmet'in aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kendisi olduğunu söylemek mümkün. Burada bir oğulun babadan etkilenecekken babanın oğuldan etkileniyor olması ise aslında önceki kuşakların yaptığı yanlışların çocuklar tarafından düzeltilebileceğini, çocukların bunları fark edebileceğini ortaya koyması için bilinçli bir tercih. Ve Seyit Lütfullah'a geldiğimizde onun içinde bulunduğu yanlışlar silsilesi Osmanlı'nın ne kadar bozulduğunu göstermesi bakımından çok değerli. Karşılığındaki Halit Ayarcı ise yeni olan her şeyin iyi olduğuna inanan, eski köklerle bağları koparmayı tercih eden, Dolayısıyla da köksüz, sonsuz, neticesiz kalmış bir figür. Halit Ayarcı'ya göre ilerlemek ancak kendi kültürümüzden, özümüzden kopmakla, yeniye kapıları açmakla mümkün. Zaten eserin sonunda ölüp gidecek olması Tanpınar'ın bilinçli olarak bunun mümkün olmadığını göstermek için yaptığı bir tercih olsa gerek. Tanpınar ilerlemenin kendi kültürümüzden kopmadan, köklerimizden uzaklaşmadan, onlardan alacağımız destekle olabileceğini düşünür. O yüzden de kültürel birikime, kültürel aktarıma çok değer verir. Onun Türk modernleşmesi ile ilgili birkaç düşüncesini sizlerle paylaşıp videomu kapatmak istiyorum. Merkezde zihniyet dünyası yer almalı ve tüm değişim tasarımları birbirini etkilemeli. Ağaç güneşte serpilir fakat toprağın derinliklerindeki köküyle beslenir. O yüzden o kökten ağacı ayırmamalısınız. Kendi fertlerini bile ancak zaman içerisinde cemiyette idrak edebilir. Videonun sonuna geldiğimiz bu dakikalarda onunla ilgili küçük bir detay daha aktararak kapatmak istiyorum. Tanpınar oldukça başarılı bir şairdir aynı zamanda. Onun ilk şiir kitabını Yahya Kemal Beyatlı'nın ölümünden sonra yayınlamış olması belki de hayattayken bu noktada onun gölgesinde kalmasının da bir sonucu olsa gerek. Eğer beni şu ana kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.